Rakibimiz olan bir takımla mücadele edeceğiz. 6 puan değerinde bir maç. Ne söylemek Tabii Bodrum Spor baktığınızda yeni çıkmasına rağmen önemli bir sezon geçiriyor özellikle ilk yarıda. Onlarla aynı puandayız. Biz de tabii ki kendimizle yarışan takımlara karşı iyi sonuç almamız gerektiğini biliyoruz. Bu daha önce Pendik'te de bu olayı oynayarak başardık. Keçiören'e gittik orada da aslında oyun anlamında da skor anlamında da lehimize bitmesi gereken maçlardı. Şimdi bu maça da böyle gideceğiz. Kazanmak için oynayacağız tabii ki her maça olduğu gibi. Rakibin de tabii belli bir gücü var. Onları da analiz ettik. Ama bizim gücümüz önemli. Sahadaki performansımız önemli. İç saha dış saha olarak ayırt etmiyorum ama kazanmaya gideceğimiz maçtan da hedefimiz 3 puanla dönmek. Hocam yoğun bir haftaya giriyorsunuz. Baktığımızda Bodrum, ardından çarşamba günü kupa maçı Trabzonspor'la, ardından sahanızda Adana ile karşılaşacaksınız. Yoğun bir tempo Samsunspor'u bekliyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani evet 8 günde bir 3 maçlık periyot var. Tabii önce maç olarak bakmamız gerekiyor. Şu an önümüzdeki maç Bodrum maçı. Ona konsantre olduk. Önce onu geçelim. Ondan sonra onunla ilgili hazırlığımızı yaparız ama ilk hedefimiz Bodrum Spor maçından istediğimiz skorla dönmek. Oyuncularımızı tabii ki hem mental hem fiziksel hem de taktiksel olarak öncelikle Bodrum Spor maçını hazırlıyoruz. Kazandığımız takdirde çok avantajlı bir hafta başlangıcı olacak bizim için. Sakatla bulunan oyuncularla ilgili durum nedir? Fofana ve Yusuf Emre'yi görüyoruz antrenmanlara çıkıyorlar ama onun dışında sakatlığı bulunan oyuncularımızdaki son durum nedir? Şu an tabii dün birlikte çalıştık. Yusuf Emre ile Fofana takımla birlikte çalıştı. Yusuf Abdoğlu'nun da biraz sakatlığı ile ilgili bir problem var. Ali Ülgen'in ayağında biraz bir problem var. Onların tabii durumu netlik kazanacak ama sonuçta geldiğim günden beri hep sakatlar vardı. Bunu hiçbir zaman bahane etmek istemedim. Yine etmeyeceğim. Biz sonuçta her çıkan 11'le de kazanmaya çıkacağımız bir takımla çıkacağız. Ama sakatlıklarla ilgili belki son bir hafta yaşıyoruz. Daha şu ana kadar geldiğimiz noktada tam olarak hiçbir zaman bir haftaya hazırlanmadık. Yani gerek antrenman gerek maç. Şu an dediğim gibi o arkadaşlarımızın sakatlığı şu an devam ediyor. Ama Fofana ile Yusuf Emre'nin de bizimle beraber olması şu an belki fiziksel anlamda eksiklikleri tabii ki var ama dönmeleri bizim için moral verici. Onların da maçın gidişatına göre faydalanacağımız oyuncularımız diye söyleyebilirim. Hocam aynı puana sahip iki takım. Samspor ve Bodrumspor. Buna ne gibi bir plan kurdunuz? Yani iki takım aynı puanda. Çok evet. Sıkışan bir puan durumu var. Yani fark etmez yani alttaki takım, üstteki takım her rakibe karşı planlarımız var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önemli olan tabii ki taktik disiplin, sahadaki organizasyonun kazanmak için vereceğin mücadele. Bu çok değerli ve önemli. Bunu her maçta yapıyoruz. Tabii ki bunu daha konsantre bir şekilde çünkü saha şartları da biraz baktığınızda yani stat atmosferinden biraz uzak. Ona da konsantre olmak gerekiyor. O statta oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Tabii nasıl Tuzla'ya, nasıl Pendik'e gittiğimizde o saha şartlarında gerçek Samsunspor gibi oynadıysak orada da o Keçiören'i de bahsediyorum. Orada da aynı oyunu oynayacağız ve istediğimiz 3 puanla dönmek hedefindeyiz. Şimdi bir daha söylüyorum, antrenmandaki ufak detaylar bizim için önemli. Ufak detay dediğim adam orada. Belki bir tane topla, bütün basit yapıyor. Onlar çıkıyor, haydi! Evet, tek ayak adam içeride, tek ayak içeride başladık, haydi bakalım! Evet, evet! Gençler birbirine baksın, haydi bakalım beyler! See you partner, see you partner! Bravo, bravo! Söyle, bu haftadan sonra çocuk sen altı yedin. Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Kampa gidip geldiğimizde çocuk. Bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Come on.
var. Geldi.